dinlemişsinizdir. Zaten derleme de bahçede yeşil çınar şeklinde. Ya sayı derleyen adam, ya niye gocunuyorsunuz? Yani hıyar sözü geçiyor olabilir. Niye? Çünkü uyaklara uyuyor. Bahçede yeşil hıyar, boyun boyuma uyar, bilmedim alem duyar. Ağrılar redi, günler tam karşıya. Zaten birincisi doldurma için yapılmış. 3+4'lü değil mi? Mani tarzında bir şey. Aslında derleyiciler bunu birkaç yerde daha yapmış. Onları da tespit ettik. Aslında türkü derlemek, tarih yazmak gibi bir şey. Yani yapılmış şeyi siz farklı yazmamalısınız. Yani Atatürk'ün de bir sözü var, tarih yapmak ve tarih yazmakla ilgili. Bunu yapmamaları gerekir. Mesela başka bir tane var. Şimdi kaytan bıyıklarını sürsem nerelerime diye bir şey var. Aslında onun gerçeği o şekilde değildir. Kaytan bıyıklarımı sürsem glandula mamaryalarım aynı şekilde. Ama şimdi adam farkında olmadan daha beter bir şey yapmış oluyor. Kaytan bıyıklarını ya da bıyıklarını sürsem nerelerine deyince artık gerisi sizin hayal gücünüzle kalmış oluyor. O şekilde bırakmışlar. Selçuk da kaytan bıyıkları bunu söylemek için bıraktı bunu. Soru kısmını sormuyorum hocam. Thank you.
teşekkür ederiz. Programımızı burada noktalıyoruz. Başka etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.